Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine yetmeyen HDP oyları sonrası HDP yönetiminde kazan kaynadı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kendisinin aday olmak istediğini ancak parti yönetiminin kulak vermediğini söylemiş, tartışma alevlenmişti. Demirtaş bunun üzerine siyaseti bir süreliğine bıraktığını açıklamıştı. Demirtaş geçtiğimiz yıl dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisine bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yerine geçme teklifinin yapıldığını öne sürmüştü. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisiyle görüşmek istediğini söyleyen Demirtaş, "Benim böyle bir oyunun parçası olmam mümkün değildi" ifadeleriyle teklifi reddettiğini anlatmıştı. Kobane davasının Aralık 2022 yılında görülen duruşmasında konuşan Demirtaş, çözüm sürecinin devam ettiği, heyetlerin İmralı'ya gelip gittiği dönemde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisiyle görüşmek istediğini, kendisinin ise kabul etmediğini söyledi. Bunun üzerine konunun İmralı'da Öcalan'a iletilerek kendisi aleyhine tartışma yaratıldığını belirten Demirtaş, "Bizden geri adım ve teslimiyet beklemesinler. Bana Öcalan'ın yerine geçme teklifi yapıldı. Benden küçük bir Öcalan çıkarmaya çalıştılar. Biz biziz. Öcalan Öcalan'dır. Öcalan'ın Orta Doğu siyasetini etkileyecek gücü ve misyonu var. Biz de halkın siyasi temsilcileri olarak parlamentoda çözüm aktörüyüz" ifadelerini kullanmıştı. Demirtaş bu ifadeleriyle ilgili Halk TV Ankara temsilcisi Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtlamıştı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan sizinle hangi tarihte görüşmek istedi? Bu görüşmede size Öcalan'ın yerine geçme teklifi mi yapılacaktı? Görüşme talebini niçin reddettiniz sorusuna yanıt veren Demirtaş, konuşmasının basına yansıyan haline dair aslında tüm bu soruların yanıtlarını dünkü duruşmadaki savunmamda detaylarıyla anlattım. Ancak ne yazık ki savunmamın basına yansıyan kısımları son derece eksik ve yetersiz oldu dedi. Söz konusu görüşme talebinin detaylarına dair bilgi veren Demirtaş şu ifadeleri kullandı. Sözünü ettiğim görüşme talebi 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla bana iletilmişti. Hatırlarsanız o dönem çözüm süreciydi ve İmralı heyeti hükümet yetkilileri ve MİT müsteşarıyla sık sık bir araya geliyordu. Siyaseten de ahlaken de uygunsuz bir teklifti. Dolayısıyla zaten Öcalan'la açık bir görüşme trafiği sürerken beni öne çıkarma anlamına gelebilecek böylesi bir girişimi hiç düşünmeden reddettim. Bu girişim çözüm sürecini sabote etmekten başka hiçbir işe yaramazdı ve görüştüğümüz muhataplarımıza karşı samimiyetsizlik, iki yüzlülük anlamına gelirdi. Benim böyle bir oyunun parçası olmam mümkün değildi. Demirtaş, konu hakkındaki diğer sorulara verdiği yanıtlarsa şöyle. Demokratik siyasette bir lider nasıl silahlı örgütün başına geçebilir? Siz kabul etseydiniz bile Öcalan ve Kandil buna nasıl ikna edilecekti? PKK liderliği teklifinden söz etmiyorum elbette. Bu çok absürt olurdu tabii. Çözüm sürecinde muhataplık açısından Öcalan'ın yerine rol almaktan söz ediyorum. Yoksa benim silahlı bir örgütün liderliğini, yöneticiliğini yapmam teklifi değildi. 6 yıldır bir cezaevi hücresinden etkili bir siyasetçi olmayı sürdürüyorsunuz. Benzer teklifler cezaevindeyken de yapıldı mı? Cezaevinde olduğum ilk günden bugüne kadar hiçbir devlet yetkilisiyle doğrudan veya dolaylı hiçbir temasım, mesajlaşmam ya da iletişimim olmadı. Bunu kesin ve net olarak herkesin bilmesi lazım. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.